Herkese sevgiler, saygılar, esenlikler dilerim. Değerli takipçilerim, değerli dostlarım. Şunu düzeltelim. Evet. Şimdi oluyor galiba. Bakalım saçlarımız düzgün mü? Herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam. Kırışıklık var biraz. Kusura bakmayın. <laughs> var ya öyle YouTube'çılar. Saçı düzgün mü falan böyle bakıyor. Gömlek düzgün mü falan. Biz de böyle doğal giriyoruz olaya. Evet. Çok güzel bir yayın olacağına eminim. Sizleri çok seviyorum. Başlığımız akıllı insanların neyi olmaz? Peygamberleri olmaz. Elçileri olmaz. Başka? Nebileri olmaz. Şimdi... İnsanlık e, bedenen, biliyorsunuz insan bedene söylenen e, bir kelime. İnsan denen şey bir bedendir. E, şu anki kullandığımız beden. Neden? Çünkü inisiye yani ins an dediğimiz zaman ne oluyor? Burası e, an diyoruz her şeye. Ana uyumlanmış. Aslında normalde, normalde. Kelime anlamı çok farklı. An buradaki en aslında. En demek bu boyut demek. Hani biz mesela enaniyet diyoruz. Enaniyet nefs diyoruz mesela. Şimdi nefs taşıyan e, bir enerji varlığız biz. Bu enerji varlık olduğumuz için e, inisiye yani ins an dediğimiz şey nefse uyumlu olmuş olan bir dünyanın var etmiş olduğu bir kıyafet giyiyoruz hepimiz. Şimdi <laughs> ins an dedik. Ezelden bu yana e, birçok evrim geçirerek e, bu noktaya gelmiş. Birçok bilgi taşıyor. Mesela işte parmak izlerimiz var. Hepimizin parmak izleri var. Farklı farklı e, yapılarımız var. Titreşimlerimiz çok farklı. Ondan sonra <laughs> düşüncelerimiz çok farklı. işleyişlerimiz çok farklı. Her şeyimiz çok farklı. Peki o zamandan bu zamana kadar bizler nasıl böyle geldik? E, deneyimleyerek geldik? Bir şeyleri ateşe baktık, yaklaştık, elimizi uzattık İşte onun e, bizim bedenimize zarar verdiğini anladık fazla yakınlaşmamamız gerektiğini anladık ve bu bilgi bizde kayıtlandı. Yani bunlar ne oluyor DNA ve RNA olarak e, nöronlar tarafından mesela. E, hadronlar, nöronlar, kuarklar tarafından ne oluyor işleniyor ve işlendikten sonra da DNA modülüne bir tane eklenti geliyor. Ne oluyor? Ateş ateşte işte, ateşe yaklaşmak, fazla yaklaşmak zarar verir gibi gibi birçok şey ve o DNA sarmalları, RNA sarmalları bu şekilde oluşuyor. Yani deneyimler ve tecrübelerle. Şimdi benim de kullandığım ve sizin de kullandığınız bu beden e, asırlar diyelim. Yani zaman belirleyemiyoruz ama çok çok öncelerinde ee, yavaş 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 kendini geliştirerek amigdala çok büyükken yani primat halindeyken bedenler veya daha öncesinde küçük bir modül iken veya bir zerre iken e, kendi cüz, yani cüzi aklının e, iç sisteminde dönerken mesela bugün ne yapıyoruz işte eskiden ne vardı 1970'lerde falan falan e, Diyelim ki şimdi 1 GB şey kullanıyorsunuz. Bir kart kullanıyorsunuz. O 1 GB'ı 1970'lerde 80'lerde e, kullanabilmeniz için çok büyük bir futbol sahası kadar büyük bir makineye ihtiyaç vardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Ama şimdi artık öyle değil. İşte bu da onun gibi. Yani e, bizler daha öncesinden cüzi bir e, beden olarak diyorum. Beden olarak. Beden, beden kendisi bir bilgilere sahipti. Çünkü evreni yaşıyor, tadıyor, görüyor, kokluyor falan filan. Bunların hepsi gelişiyor. Bizler dediğimiz gibi kopya bir beden taşıyoruz. Şimdi çok önemli noktalara gireceğiz. Yayının sonlarına yani ortalarına doğru çok şaşıracağınız şeyler söyleyeceğim. Gerçi bunu daha önce de söylemiştim ama biraz daha gelişimini anlatacağım size. Daha net oturması için anlatacağım. Bu yayını da paylaşın arkadaşlar. Mutlaka arkadaşlarınıza da önerin. Çünkü çok güzel bir yayın olacak. Evet, akıllı insanların peygamberleri olmaz. Çünkü akıllı insanların yol göstericisi olmaz. Çünkü kendi yolunu kendisi belirler. Kendi aklını, bedenini, fikirlerini ve düşüncelerini nasıl kullanacağını zaten kendisi bilir. Çünkü bakın, dünyadaki bütün dinlerin amacı insanların dindirilmesi demektir. Yani sakinleşmesi. Yani toplumun içinde huzursuzluk çıkartmaması. Herhangi bir taşkınlık yapmaması, ne bileyim birinin e, hakkını gasp etmemesi, hırsızlık yapmaması, işte ne bileyim e, başka bir canlıya zarar vermemesi gibi gibi. Şimdi olayın başında da ne dedik? İnsan denen şey bu beden. Bizler ise bu insanı, bu insanı kullanan asıl yüce varlıklarız. Yani enerji varlıklarız, enerji bedenleriz. Yaklaşırız ve onu kullanırız. Tıpkı bu kalem gibi düşünün. Kalemi dışarıdan istediğiniz şekilde hareket ettirebilirsiniz. İşte bizim enerji bedenimizde burada bu şekilde bu bedeni tutuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani içeriden bir şey yok. Dışarıdan tamamen müdahale var. Bir ee, şey gibi düşünün. Yani böyle e, ahtopot gibi düşünün. Böyle yapışmış ama bunu kullanabiliyor. İstediği sağa sola çevirebiliyor gibi gibi gibi. Şimdi e, eğitimsiz toplumlarda... Mehdi'ler, Mesih'ler çok üremiştir. Elçiler, Nebiler falan filan kendini farklı şekilde gösterenler çok fazladır. Neden? Çünkü orada bir eksiklik vardır, bir açık vardır. O açığı bu insanlar çok iyi kullanmışlardır. Mesela işte zamanında kimler vardı? İşte Nebiler vardı, elçiler kendilerini öyle söylüyorlar. İşte... Ne oluyor? Bir cahil bir toplum var. İşte kız çocuklarını gömüyorlar falan filan. Bir sürü hikayeler var. Yani bir sürü zulüm var, şiddet var falan filan. Zenginler e, adil yaşamı istemiyorlar. Devamlı başka insanların aklını, zekasını veyahut da ne bileyim işte e, bedenini sömürüyor, kullanıyorlar. Ve bu şekilde bir hayat düzeni geçiyor. Asırlarca bu böyle gitmiş. Ve çok ilginçtir. Medeniyetlerin en çok olduğu yerlerde bilin ki gerçekten toplumlar çok kendini geliştirmemiştir. Neden? Çünkü orada hep genelde krallıklarını ilan edenler, hükümdarlar falan vardır. Bu hükümdarlar çok zekidir. Çünkü dini kullanırlar, siyaseti kullanırlar. Toplumları kontrol etmek için hem dinci görünürler, hem din onlar için gereklidir, hem de başka şeyler gereklidir. O yüzden... Ee, hükümdarların veya kralların veya liderlerin dini yoktur arkadaşlar. Bunu en çok siz yaşıyorsunuz zaten. Onların bir dini yoktur. Çünkü tamamen her şeyi kapsayan kendileridir ve bunları sadece kullanırlar. Peki biz buraya indiğimizde geldiğimizde hani dedim ya, sonsuz bir evren görüyorsunuz. Hani sonsuz olduğunu nasıl biliyorsun? Sonsuza mı gittin? Sonsuz mu oldun diyorsunuz ama işte Laf gelimi söylüyoruz işte hepimiz söylüyoruz sonsuz diyoruz. Tanımlamak adına söylüyoruz. Yani bir uzay var ve uzay bir rahimdir. Ve bu rahimde yumurtalar vardır ve bu yumurtalar da gezegenlerdir. Bizler bu gezegenlerin içine gireriz. Ama çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Hepimiz diyoruz ki ya ben mi gelmek istedim falan. Evet siz gelmek istediniz. Neden? Çünkü burada yeniden bir form alıp yeniden farklı bir çıkış yapmak adına bu yumurtaya girmemiz gerekiyordu. Bu yumurtanın adına cihan diyoruz veya dünya diyoruz veya hatta işte gayya diyorsunuz falan filan. Aslında normalde ben ne demiştim? Ana rahminde oluşan bütün olaylar bizi anlatır. Kadın ve erkeğin ilişkisindeki her şey evrendeki varın, variyetin varlığa dönüşmesi. Yani vardan vara oluşan bu şekilde oluşuyor. Kadın erkek ilişkisindeki birleşim bir olma bedenin nasıl ve dünyanın ve gezegenlerin nasıl var olduğu ile alakalı bize ipuçlarını net veriyor. O yüzden e, bir aktif spermin bir yumurtaya e, girişi spermin isteğiyle olmaz. Burası çok önemli. Bunu daha çok e, kardeşlerimiz bayan kardeşlerimiz daha çok iyi bilirler. Yumurta ana rahminde bulunan yani kadının rahminde bulunan yumurta sperm seçer. Spermi seçer, kabul eder, öyle içine alır. Hani diyor en çok da kadınlar kullanır, içimi almıyor falan derler. İşte bu aslında bunun söylenmesinin sebebi de bunlardan bir tanesidir. Bunu da araştırmanızı size tavsiye ediyorum. Hatta doktor arkadaşlarınız varsa da söyleyebilirsiniz. Spermi seçen yumurtadır. Yani dünya sizi seçmiştir. Ve dünya sizi kabul etmiştir ve siz bu evrene gelmişsinizdir. Görev için gelmişsinizdir, görevler için gelmişsinizdir. Orasını çok fazla ilgilenmiyorum açıkçası. Fakat şu bir kesin. Biz bir görev için gelmiyoruz, bir sürü görev için geliyoruz. Ee, biz bir iş için gelmiyoruz, bir sürü işler için geliyoruz. Eğer bu ee, dar kapasiteden çıkarsanız, dar görüşten çıkarsanız hayatınız da rahatlar. Ben ne için geldim değil, ben neler için geldim? Niçin buradayım? Yaşıyorsun, tatıyorsun, görüyorsun, hissediyorsun, e, vahşeti görüyorsun, güzellikleri görüyorsun, bir yanda farklı nötr şeyleri görüyorsun falan filan bir sürü şeyler var. Şimdi bu beden bu ruha inisiye olduğu için insan denir. Şimdi olayı geliştireceğiz. Geri kalmış toplumlarda en büyük açık cehalettir, cahilliktir, bilmemektir. Bakın. Daha önce de söylemiştim ama bize hep böyle çarmaha gerdiler maalesef. Ama ben yine de söylemekten hiç çekinmiyorum. Bakın 1995-96 e, yıllarında ben dedim ya size belirli yerleri gezmiştim. Hani Ürdün'e gittim, oraya gittim, buraya gittim, yaşlı insanlarla görüştüm falan filan. Bakın ben o zamandan dedim ki e, Musa'nın şu an mesela Netflix'te bir dizisi var Musa'nın. Musa'nın olayını açıklamıştım ben zaten. O, o zamanlar ben o yaşlılarla konuştuğumda onlar da gülerek bunu söylemişlerdi. Yani Musa'nın yaşadığı şey tamamen halüsinasyon arkadaşlar. Neden? Çünkü Tur Sina Dağı denen noktada e, Ayavuşka'nın, diye geçiyor, e, DMT salgılıyor beyinde. Böyle hani halüsinasyonlar görüyorsunuz, bilinçaltı açığa çıkıyor. Ayahuasca'nın belirli Yine e, aynı kuşaktan, aynı kuşaktan e, o familyadan, o bitki familyasından, uyuşturucu familyasından bir bitki yetişiyor orada. Ve bunu ben bizzat kendim de orada gördüm zaten. Ve bunu söylediğimde ben Türkiye'ye geldiğimde dedim ki ya dedim arkadaşlar ya bunların hepsi tamamen e, içmişler kafayı bulmuşlar. Bunlar halislasyonlar görüyorlar falan filan diyorum. Yani, düşünsenize bir ağaç yanıyor. Ağaç yanar mı yani arkadaş seninle konuşur mu yani? bunu ancak bir halislasyon olması lazım. E peki? Şimdi, marihuana veya esrar veya diğer bitkiler, yani dünyanın biz biz var olunca mı var oldular? Yok, vardılar da zaten, vardı. Bunlar her zaman vardı. Fakat işte bunu keşfetmek, olayın başına döndük ya. Biz nasıl geldik? Deneyimleyerek geldik, tadarak, bakarak, nedir, ne değildir falan filan. Şimdi Musa'nın olayında e, bunu ben söylediğimde, o yıllarda söylediğimde falan, e, tabii çok saldırılara maruz kaldım. Ama nasıl saldırı? Tabii ki fiziken değil. Ama e, birçok arkadaşımla testleştik birçok bir arkadaşım bana küstü falan. Ama yıllar sonra, yıllar sonra, mesela bir tane arkadaşım vardı benim, e, Hüseyin diye. Yıllar sonra dedi ki bana, ya dedi sen dedi bir şey söylemiştin, şöyle şöyle ya dedi, çok mantıklı gelmeye başladı. Çünkü neden? Bakın, Tevrat'ı iyi okursanız Tevrat'ta e, hatta ben size söyleyeyim bakın bir dur göstereceğim size. Tevrat'ın bir bölümü var. Tevrat'ın bir bölümünde şu an almamışım ama siz araştırın bunu. Diyor ki Musa çıktığında Turis Sina'ya duman çıkıyordu. Bak duman çıkıyordu dağdan diye bir duman var diye tamam mı? Şimdi bütün o e, onun takipçileri veyahut da işte onunla beraber gidenler falan düşünsenize bunu kullandığını veyahut da yediğini veyahut da ne bileyim farklı bir şekilde bir şeyler gördüğünü. Hani bir ara aç kalmışlardı işte ot yersin değil mi? Yani dışarıda ormanda kalırsan ne yaparsın? Ot yersin falan filan. Şimdi o bölgede yani o Turusina'da bu uyuşturucu bitkisinin çok fazla olması da ve bir profesör bakın yine ne ilginçtir ki Yahudi bir profesör bunu itiraf ediyor. Bakın Google'a yazın bunu. Diyin ki yani e, Hz Musa işte tur Sina'da işte uyuşturucu bitki mi var tur diye yazın Google'a. Orada çıkacak bir tane bak kendilerinden Yahudi bir, bir şey söylüyor bunu. Profesör itiraf ediyor. Diyor ki evet diyor. Çünkü diyor Tevrat'ta da söylüyor diyor. Musa'yı anlatırken bir dumanlar çıkıyor diyor dağda diyor. Peki bu dumanlar nedir yani? Bugün insanlar ot, esrar içtiklerinde de bir sürü duman çıkıyor yani. Halislasyon. Düşünsenize arkadaşlar bugün siz hiç ağa e, yanan bir ağaçla konuştunuz mu? Hiçbirimiz konuşmadık. Bu halüsinasyonun net olduğunu gösteriyor. Bir de Musa'nın daha önce mesela Netflix'te şu an yayınlanan dizide birini öldürüyor. Hani taşa çarpıyor. Birileri diyor ki işte ittirdi de taşa çarptı falan. Ya oraya çok ilgilenmiyorum. Fakat adam öldü değil mi? Adam öldü. Burada ne var? Bir vicdan, vicdan sızlaması var değil mi? Çünkü Musa o zamana kadar adam öldürmemiş. Şimdi bir adamı öldürmenin onda vermiş olduğu o vicdan azabının yaratmış olduğu bir psikolojiyi de düşünün. Ve bu psikolojiyle beraber adam kendini dağlara vuruyor falan filan çünkü pişman oluyor yani. Pişmanlık da gerçi pişmanı diye söylemiştik ama neyse işte burada ön bloktan açıklıyorum ben size. Kısacası arkadaşlar birçoğu bunu farklı şekilde yapmış. Ve hep de mağaralara çekilmişler. Niye mağaralara çekilmişler? İşte burayı sizin bulmanız gerekiyor. Çok detaylara girmek istemiyorum. Siz bunu diğer nebilere ve elçilere ve peygamberlere yavaş yavaş yayın. Onların hayatlarına bir bakın. Nerelere çekildiklerine bir bakın. İşte İsa ne yapıyor? İsa gidiyor işte zeytinliklerin arasına giriyor. Ağaçlara giriyor falan filan. Farklı yerlere gidiyorlar. Musa, Davut aynı şekilde işte farklı yerlere gidiyor falan. Bir de Musa'nın olayı da çok ilginçtir. Musa'nın mesela beşi de işte Nil nehrine bırakılması olayı falan. Daha önce de Zerdüşülerde de bununla karşılaşıyoruz. Zerdüşülerden önce daha ön Türklerde bununla işte Gılgamış'ta falan denk geliyoruz. Daha farklı şeylerde. Yani bir hikaye var arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Size anlatılan tarih ve size anlatılan dini bilgilerin çok ötesinde bir gerçekler var arkadaşlar. Şimdi peki bunlar kimin işine yarıyor? İşte yöneticilerin işine yarıyor, İşte siyasilerin işine yarıyor. O dönemki e, sultanların, işte padişahların falan hepsinin işine yarıyor bunlar. E, i̇şte kafan güzel olduğu zaman ne dersin? İşte ne olursan ol gel dersin falan. Yani Mevlana'nın yaptığı gibi Rum halit, Rum Halit'tir, Rum asıllıdır aslında. Rum halit denir. Onun lakabı aslında Rum halittir. Mevlana sonradan koyulmuş. Ama e, o da aynı şekilde. Yani birçoğu kullanmış. Mesela Hasan Sabah. Hasan Sabah bunu çok ilk akleden kişi Hasan Sabah'tır. Mesela Haşhaşiler diye geçer. Kalede işte ne kalesiydi ismini unuttum. Hasan Sabah'ın. Siz daha sonra yorumda yazarsınız onu da ben şimdi şey yapmayacağım. Ne yapıyordu Hasan Sabah? Müritlerine falan esrar iştiriyordu. İşte cenneti gösteriyordu. Kadınları falan getiriyordu falan. Ama ona mesela ters hareket yapan veyahut da onu kabul etmeyenlere cehennemi gösteriyordu. Yine farklı bir bitki kullandırarak içindeki o bilinçaltındaki azabı çıkarttı. İşte Musa'nın yaşamış olduğu olay gibi düşünün. Yanan bir ağaçla konuşuyor. Yani düşünebiliyor musun? Bu halüsinasyon yani. Halüsinasyon görüyor ve kendi içiyle konuşuyor aslında Musa. Yani kendi içindeki vicdanıyla o anda muhakeme yapıyor. Ve bunu e, aklediyor. Ki neticesinde zaten Ramses e, Çıkıyor ne diyor? Ben Tanrıyım falan diyor. Yani o dönemde çok popüler bir olan bir durum. Herkesin kendini Tanrı zannetmesi, bir elçi zannetmesi. İşte ben dün Instagram'da e, hikayemde ne yazdım? Dedim ki işte İsa çıkıyor diyor ki e, ben diyor size Tanrıdan mesaj getirdim. Ondan oradan birisi çıkıyor diyor ki kendisi niye gelmedi? Yani sen kimsin? Seni niye seçti? Niye bize gelip kendi söylemiyor da seni seçiyor? İşte bakın bunun neti, bunun kaynağı şu arkadaşlar. Bunun böyle olmasının sebebini size net açıklayayım. Hükümdarlık arkadaşlar. Hükümdarlık. Hükümdarlar ne yaparlardı? Ulak gönderirlerdi değil mi? Ferman bir de yazarlardı. Bu buradan geliyor zaten. Şimdi burada padişah kimdir? Padişah burada kendisinin işte ne yapıyor? Yaratıcı olarak görülen Peki ulak kimdir? Peygamber ve Nebi. Peki ferman nedir? İşte kitap filan yazı veya ne bileyim nusha veya farklı bir şey. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani bunlar tamamen e, bir krallık sistemini anlatıyor. Yani tamamen bir diktayı anlatıyor. İşte ne bileyim monarşiyi anlatıyor falan filan. Yani buradan geliyor bunların hepsi. Sümerler bunu çok iyi e, analiz etmişler ve Sümerler gerçekten e, bu olayı çözmüşler. Yani e, her şeyin nasıl... E, bir şeye bağlı olduğunu, kas sisteminin nasıl işlediğini hepsini anlatmışlar. Yoksa yani düşünün arkadaşlar bugün kiliselere gidiyorsunuz. Kiliselerde melek figürleri var ama melek figürlerine bakıyorsunuz bir tane zenci yok. Lan bir tane Japon melek yok. Lan Çinli melek yok. Kızıl derili, kızıl renkte eskimo veyahut da Moğol gibi tipinde benzer Bakıyorsun melek yok. Meleklerin hepsi bir tane beyaz arkadaş. Hepsi hepsi süt beyazı falan farklı farklı. Bu nasıl melektir yani? Ne kadar ırkçı bir yaratıcı bu? Irkçılık mı var burada? Var tabii ki ırkçılık. Çünkü beyaz ırk her zaman kendini üstün görmüştür diğer ırklardan. İşte burayı çok iyi anlamak lazım. Neden zenci bir peygamber yok? Neden bir zenci melek yok arkadaşlar? Ya burayı çok iyi almayın. İşte bakın bu din sistemlerini yaratan hükümdarlardır. Burayı çok iyi anlamak lazım. Orada sen bir krallık kurmak istiyorsan bunu önce insanların inanç sistemini ele geçirmen gerekiyor. Ya da bir inanç yaratman gerekiyor. Yoktan bir varlık var etmen gerekiyor ki öyle korkutabilesin. Düşünsenize. Ee, bir çizgi filmde görmüştüm. Ya küçücük bir tane diyelim ki işte Sincap. Bir bakıyorsunuz büyük bir ayıdan kaçıyor falan. Ama Sincap'ın arkadaşı nasıl yardım edecek ona? Yardım yardım etmesi için yani çok güçlü olması gerekiyor ama edemiyor. Fakat ne yapıyor? Mağaranın o tarafa doğru geliyor. Şimdi ayı da geliyor. Sincap da orada köşeye sıkışmış. Küçük Sincap'ın gölgesi bir yansıyor böyle kocaman. Ayı bir görüyor bunu. Bağıra bağıra kaçıyor. Halbuki Sincap şu kadar bir şey yani. Ama gölgesini görünce ayı kaçmaya başlıyor. İşte aynı şey Bugün dinlerde de var. Hiç görmediniz, hiç duymadınız. Çünkü bu zamana kadar hep anlatılan şeyler, işte Allah, Tanrı, Kozmos veya ismine ne diyorsanız, bunların hiçbiri yok arkadaşlar. Size anlatılan Allah, Tanrı veyahut da Kozmos diye anlatılan, Sirius diye anlatılan hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın buna uyanmanız gerekiyor. Böyle bir şey yok. Bunların varlığı tamamen insanların yaratması sonucu. Yani insanlar bunlara bir mana yüklediler, bir anlam yüklediler, bir yol yüklediler ve siz oradan gidiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bakın Şems-i Tebrizi'nin çok güzel bir sözü vardır. Allah'a giden yol bir tane değildir diyor. Allah'a giden yol insanların sayısı adedincidir. Ne anlıyorsunuz? Yani her insanın kendi tanrısallığı var demek istiyor. Herkes kendi yolunu bulsun. Herkes kendi tanrısallığını bulsun demek istiyor. Yol burada nedir? Fikirdir, düşüncedir, farklı bakış açısıdır. Bunu çok iyi analiz etmek. Bugün işte Hallacı Mansur neden? de Hallacı Mansur ne dedi yani? Sizin bahsettiğiniz dedi ilah yok dedi. Böyle bir şey. Seslendiğinde ses veriyor mu dedi. Duyuyor musunuz dedi. Duyduğunuzu zannettiğiniz şey kendi gücünüz dedi Hallacı Mansur. Ben Hallacı Mansur'un neler konuştum hepsini okudum. Öyle enel hak deyip de asılmadı o. Onun bir konuşması var. Tarihten gizlenmiş, insanlıktan gizlenmiş birçok konuşması var. Cüneydi Bağdadi'nin, İmam-ı Azam'ın ve diğerlerinin 11. İmam Hasan Ali Askeri'nin konuşmaları, yazışmaları, imamların yazıları hepsinde şu söyleniyor. Sizin kafanızda ve size anlatılan öyle bir Allah, Tanrı yok. Bu tamamen sizin kendi gücünüzle alakalı bir durum. Bakın bir tane bana göre bana göre gerçekten çok zavallı bir kadın ama aynı zamanda çok zeki bir kadın. Bugün işte çıktı. Ben Hazreti Meryem'im dedi. Peki bunu neden söyledi biliyor musunuz bu kadın? Bu kadın çok zeki bir kadın. Bence çok akıllı. Çünkü Türkiye'de cahil potansiyeli gördü. Araştırmayan, sadece duyduğuna biat eden bir bir topluluk gördü. Ve bu kadın bunu yıllarca planladı ve bu plan üzerinde gitti. Etrafına bazı insanları aldı ve bundan sonra çıkacak olan bütün her şeylerde mesela bu kadın mucize gerçekleştirmek için planlar yapacak. Farklı şeyler yapacak. Bunların hepsini ayarladı ve ayarlıyor da zaten. Peki buna inanacak olan kesin potansiyeli Türkiye'de var mı? Var tabii ki. Neden? Bakın Türkiye'de daha önce ee, bir dizi vardı. Gençlik dizisi. Hatırlıyor musunuz? Ee, ders notu muydu okul? Hayat bilgisi miydi? Öyle bir şeydi galiba. Orada bir kız vardı. Sarışın böyle çok tatlı bir kız vardı böyle e, liseye gidiyor falan böyle. Genç bir kardeşimiz diyelim ona. Sonra sonra ne oldu? İşte o dizi bitti falan. O Fransa'ya gitti. Değil mi? Fransa'da yaşadı falan. 4 yıl falan sanırım kalmış. Geçenlerde bir açıklama yaptı hatırlıyor musunuz? Bakın olaylara nereye bağlıyorum? İyi anlayın, iyi analiz etmeniz gerekiyor bunları. Ne dedi açıklamasında? Dedi ki bizim ülkemizde, geri döndü çünkü. Fransa'da yaşayamadığını bildiriyor. Türkiye'ye geri geliyor. Diyor ki Türkiye'deki kültür farklılığı ve çeşitliliği diyor orada yok. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz? Ya arkadaş ben Türkiye'de gayet iyi fenomendim. Takip ediliyordum. Like'lar alıyordum. Beni takip ediyorlardı. Beni her yerde gördüklerinde aa işte kızın ismini hatırlayamıyorum. Çok özür dilerim. Esra o Esra diyorlardı. Veyahut da ne bileyim işte Leyla diyorlardı. Ne bileyim ismine. Ama tanınıyordu. Şimdi Fransa'ya gittiğinde kız 4 yılda depresyona uğradı. Neden? Çünkü Fransa'da kimse onu iplemiyor. Kimse iplemez. Ama bir Monica Bellucci Paris'te gezse herkes o resim çektirir. Çünkü Monica Bellucci klas. Klasını ortaya koymuş. Veya bir Al Pacino. Gezdiği zaman ne olur herkes o resim çektirir. Veya bir Brad Pitt düşünün. Ama seni kim tanıyacak? Seni kimse tanıyamaz ki. Tanımıyor zaten. O yüzden kız depresyona girdi. Yani travma geçiriyor. O yüzden Türkiye'ye geri geldi. Neden? Çünkü burada birkaç dizide oynadığı zaman Tekrar aa ben nerede oynamıştım ama ha, şu hayat bilgisinde. Yok işte hayat dersi midir? Ha, dizinin ismini unuttum. Orada oynamıştı. Aa şu kız değil mi falan. Çünkü bizim toplumumuz hep e, kendi değerinin farkında olmayan bir toplum olduğu için bu gibi insanlar kendi değerini fark etmeyen insanları kullanırlar. Bugün sanatçıların hepsi bunu yapar. Sanatçıların bir artısı yoktur ki. Bir ses sanatçısının sesinden başka hiçbir artısı yoktur arkadaşlar. Burayı anlayın. Akıl veyahut da diğer felsefik anlamlarda hiçbir bilgileri yoklardır. Çünkü onların odaklandığı uzmanlık alanları sestir. Anlatabiliyor muyum? Belki bir tiyatrocu, belki farklı bir ıı, yazar. Ona bir şey diyemem. Tiyatrocular çok farklı çünkü. Veya bir e, farklı bir aktör düşünün. Ama böyle çok eskilerden düşünün. Mesela diyelim ki size kim diyeyim? İşte Tuncel Kurtis gibi mesela. Tuncel Kurtis çok kültürlü bir adamdı. Ee, gibi gibi birçok sanatçı düşünün. O tarzda sanatçılar düşünün. Yani kalkıp da işte bu gaddarda oynayan işte çocuk gibi neydi onun ismini unuttum. Çağatay mı? Mesela Çağatay gibi değil yani Çağatay. Çağatay'ın kültürüyle Tuncel Kurtis'in kültürü aynı değildir yani. O yüzden e, Çağatay genelde kendi ön plana, kendini ön plana çıkarmayı seven bir adam. Egosu yüksektir. Mesela Çukur'da oynayan sarışın bir çocuk vardı. İsmini unuttum. Bulut. Aras Bulut. O da çok egosu yüksek bir adamdır. Mesela öne çıkmayı çok sever. Çünkü gençliğinin vermiş olduğu bir ateşleme vardır. Ha onların da haklı yönleri vardır. Neden? Adam süreklilik. E, bir şey sürdürmek istiyor. Ve zirveye çıkmak istiyor. Herkes gibi. Onlara ben tabii ki saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum. Fakat e, bir Tuncel Kurtis gibi ağır insanlar veya diğerleri işte ne, Yılmaz Güney gibi mesela Yılmaz Güney çok dolu bir adamdı mesela gibi gibi birçok sanatçıları da koyun kültürel olarak ama bazıları var tamamen bitmiş durumda şimdi anlatabiliyor muyum arkadaşlar bu bizim <laughs> kendini Hazreti Meryem ilan eden arkadaş çok zeki iki ayaklı şeytan öyle bir şeytan çünkü bunun kurgusunu daha önceden yapmış şimdi bir de düşünüyorsunuz hani İsa şeye inecekti. Ne? Çama mı inecekti? Şama mı inecekti? Şimdi bu şama mı gidecek? Evine çam mı dikecek? İsa'yı mı bekleyecek? Nasıl olacak? Çünkü İsa gökte. oradan inecek aşağıya. Neyle indireceğiz onu? Blue bilimle indireceğiz değil mi? Teknolojiyle indireceğiz. Ancak o şekilde gelecek. Hakkınızı helal edin. Kahve içiyorum ama. Türkiye'de herhalde Müslüman kardeşlerimizin orucu açılmıştır herhalde yani. Ben tutmuyorum çünkü benim inancım farklı. Ben gök tengri inancına sahip bir adamım. O da doğa demek. Yani insan kendi doğasına inanması. Şimdi akıllı insanların peygamberleri olmazsa. Çünkü akıllı insan olgun insandır. Yolunu bilir, her şeyini bilir. O yüzden onun bir yol gösterici kitaba, yol gösterici bir insana ihtiyacı yoktur. Cahillerin ve aptalların olur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, akıllı insan böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü zaten bütün dini kitaplarda da şu yazar. Der ki akıl etmez misiniz? Niye? Çünkü akıl ettiğin zaman her şey bitiyor. Zaten dinin bir amacı olmalı. Bir sonu olmalı. Ve sonu var. Ne dedim? Din, dinmektir. Dindiğin zaman sorun ortadan kalkar. Biz bugün hayvanlara zulmetmiyorum. İnsanlara zulmetmiyorum bir şey yapmıyorum. Yani en çok zararı herhalde kendime veriyorum. Kuşlara yem veriyorum. Ne bileyim hayvanlara bakıyorum. Gönüllü olarak gidiyorum mesela. Birçok yerde hayvan barınaklarına gidip bir şeyler yapıyorum. Ne bileyim yolda bir şeyler gördüğüm zaman ki yok. İsviçre'de göremiyorum. Ama velev ki böyle yaprak gördüm. Bir şeyler gördüm. Dal gördüm. Yolda. Onları alıyorum. Böyle toparlıyorum ve en yakın bulduğum çöpün oraya bırakıyorum. Yani arkadaşlar bu dünya bizim yattığımız yatağa benzer. Bu cihan. Yani derler ya aslan yattığı yerden belli olur. Türkiye olarak maalesef Türkiye insanı vatanını sevmiyor arkadaşlar. Vatanından nefret ediyor sanki. Vatanını sevmiyor. Yere çöp atıyor. Yere bilmem ne atıyor. Gidiyor hayvana vuruyor tekme atıyor. Gidiyor kadına vuruyor tekme atıyor. Tamamen tımarhane haline dönmüş. Yani Türkiye bugünkü Türkiye aslında tamamen tımarhane gibi. Akıllı insan gerçekten e, güzel insanlar çok azınlıkta. Bakın Türkiye'de taş çatlasın bence yüzde 15 veya yüzde 20 gerçekten akıllı insan var. Gerçekten düzgün yaşayan insan yüzde yirmilik bir potansiyelde. Yüzde seksenin gerisi tamamen hayatı bırakmış cahil halde. İşte bu yüzden bu kadın o çile filminden etkilenen kadın. E tabi bir de aşının da etkisi var. Aşı da delirtti insanları, psikolojilerini bozdu. Bu Yusuf Güney var mesela. Yusuf Güney aşıdan dolayı böyle konuşuyor. Çünkü neden adamın psikolojisi bitti. Adam açıklama yapıyor. 2010 kaç? 2021 yılında açıklama yapıyor. Diyor ki büyüklerimiz öyle istediği için. Büyükleri dediği de kim biliyor musunuz? sağlık Bakanı var ya Fahri. Fahri'yi söylüyor bir de öbürlerini söylüyor. Yani AKP'nin arka bahçesi gibi düşünün. Onlar ona demişler ki işte sen ol güven bize falan filan. Birçok sanatçı öyle hayatını yaktı. Birçok sanatçı aşı olduktan sonra Birçok sağlık problemi yaşadı. Kanser oldular, kalp krizi geçirdiler. Beyinlerine pıhtı attı. Ya arkadaş düşünüyorsunuz. Tarihte görülmemiş ya adam ya. Jackson, Jackson Rocksman ne? Fransız ya adam ya. Adam bilim adamı açıklamış diyor ki... Aşılar diyor o başladıktan sonra diyor... Dünya tarihinde bu kadar kalp krizi görülmedi diyor. Bu kadar beyni pıhtı atma görülmedi diyor. Bu kadar diyor... Kalıtsal hastalıklar ortaya çıkmadı, insanlar ölmedi diyor yani. Adam bunu söylüyor yani. E bu adamın bir sürü makaleleri var, bir sürü şeyleri var. Kabul edilmiş bir sürü üniversite tarafından. Kimse e kalkıyorsun diyorsun ki işte bir tane doktor arkadaşın var. O zaman diyor yok yok aşılara güven falan. Ya senin doktor arkadaşın tahsil tahsili ne? Nerede yazmış bir şeyler? Nerede kabul edilmiş? Yok. Ya biz kabul edilenleri söyledik. Profesörleri gösterdik. Adam akademisyen ya adam ultra yani. Ultra ya senden ultra. Sen kimsin yani? Kıytırık dört yıllık üniversiteyi bitirmişsin. Ya siz güvenin. Adam yıllarını vermiş. Otuz senesini vermiş adamın makalesini veriyorum. Diyor ki ya bırak onu diyor. İşte topluma ee, pandemi döneminde topluma bu tür aşı olun veya da şöyle olun böyle olun diyenler kendi tanrısıyla yani kendi yaratıcısıyla hesaplaşmadan bu evrenden gitmeyecek. Bak çok sorun. Çok büyük vebal aldınız, çok büyük vebal aldınız ve siz bunu ödüyorsunuz ve ödemeye de devam edeceksiniz. Hem bu hayatta ödeyeceksiniz hem çıkmadan önce de ödeyeceksiniz. O bir ara nokta var. Bu ara boyut. O ara boyutta o filtre hani mesela nasıl topraklı suyu atıyorsun filtreden geçiyor filtrelerden sonra arı bir su haline geliyor. Aynı öyle olacaksınız. O filtreleme sistemine girecekler. Ama yok canlıya zarar vermedin, insana zarar vermedin, başka bir şeye zarar vermedin, hayatını güzel yaşadın. Sevgi ve saygı içinde herkesle mesafeli yaşadın. Abi direkt gidersin en güzel yere. Sana karma da yok ezat dayak ne de karmayı da kim uydurduysa. Böyle bir durum yani. Karma dediğiniz, ha, onu da açıklayayım. O reenkarnasyon yok işte dejavu falan bunları da hemen kısaca açıklayayım size. Arkadaşlar karma diye bir şey yoktur. Karma dediğiniz şey sizin içinizdeki karmaşıklıktır arkadaşlar. O bedeninizin içerisinde DNA ve RNA'larda siz bunu kopya aldınız ya. Sizin daha önceki atalarınız bunlara bir iz bıraktı. O yüzden de hani sizin kitabınızda da söylüyor ya atalarınızın izinden gitmeyin diyor. O bahsettiği şey bu RNA ve DNA'lardaki kayıtlar. E çünkü biz kopyalıyoruz, e kopyalarken geliyor. Ya arkadaş bak şimdi, şu Türk kahvesi değil mi? Tamam, ben bunu yıkamadan döktüm. Yıkamadım ama. İçine su koyarsam ne olur? Kahve tadı gelir değil mi? Gelir tabii ki. Anlatabiliyor muyum? İşte bizde böyle kopyalanarak geldi bu beden ve biz bu enerji olarak içini, bunu kontrole aldığımızda... ...eski ataların yaşanmış olan o e, iz bırakmış travmalar, izler... Hatıralar falan filan hepsini biz zaten kayıt olarak görüyoruz. Bunu nasıl anlıyorsunuz? USB cihazları vardır. USB cihazlarını alıyorsunuz mesela bilgisayara sokuyorsunuz. Soktuğun anda ne oluyor? Bütün veriler çıkıyor ortaya. Veya bütün verileri alıyorsunuz. Öyle değil mi? Dokunduğunuz ve hissettiğiniz şeyi tanımlarsınız. E enerji bedende bu madde bedeni dokunduğunda içine girdiğinde ve bununla kontrol ettiğinde ne oluyor? E bunun geçmiş, geçmiş bütün formların hepsi bilgileri geliyor. Siz de buna diyorsunuz ki ben geçmişte diyorsunuz ben savaşçıydım. Lan sen savaşçı değildin. Sen bunu kopya aldığında senin bu bedenin en e, 10. ya 20. kopyası savaşçıymış. Sen onu hissettin. Zannettin ki benim. Değilsin lan. Değilsin yani. Sen ilksin, yenisin. Hey! Kendine gel. Sen prenses değilsin, bilmem ne değilsin, çöpçü değilsin, savaşçı değilsin. Ne bileyim, engizisyona girmedin, kafan gitmedi falan. Ne bileyim, doktor değilsin, hizmetli değilsin, bir şey değilsin. Sen yenisin, yeni. Ama bu bedenle birleşmede, bir olmada yenisin. Sen tabii ki ezelisin, senin bir tarihin yok, zamanın yok. Hiçbirimizin ne tarihi, ne zamanı, ne bir yaşadığımız as asır sayımız var. Sayı diye bir şey yok çünkü zaman diye bir şey yok. Enerji kendi içerisinde bir sirkülasyon yaşıyor, bir dönüşüm yaşıyor, bir değişim yaşıyor ve biz buna zaman diyoruz ve hatta ne bileyim sayı diyoruz bir şey. Birden başka sayı mı var evrende? Evrende birden başka sayı yok. Sen, sen varsın senden başka sayı yok. Ahmet var Ahmet'ten başka sayı yok. Bir, bir. O tektir, o birdir denilen kişi sensin. Ne buna sana? Bunu fark etsene. 8 sayısı nasıl oluyor? 8 tane birin yan yana gelmesinden olur. 8 dersin. Ama aslında birden başka sayı yoktur. E umulur ki bile varırsınız diyor. E umdunuz mu? Aklettiniz mi? İdrak ettiniz mi? Değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, kız kardeşlerim, bacılarım. Dinsizsiniz. Dindiğiniz zaman her şey biter. Kitabınız ise doğadır. Doğayı okuyun. Ama sizin kendi kitabınız nefs kitabınızdır. Nefs. Nefsinizi okuyun. E nefsinizi okursanız işte o zaman hakikatinize varırsınız. Size verilen, kitabı sağdan verilen, kitabı soldan verilenler. Neden söyleniyor böyle? O kitaplar DNA ve RNA. O kitaplardan bahsediyor. Peki bedende bu kitaplar hangisi? Sağ lob, sağdan verilenler. Sol lobu kullananlar, soldan verilenler. Yani sol, beyninin sol tarafını kullananlar. Beyninin sağ tarafını kullananlar. Anlatabiliyor muyum? sizin en büyük vesileniz kendi yaratıcı bedeninizle. Dışarı çıkmayın. Kendi auranızda kalın. Kendi aura rahminizde kalın. Çünkü sizin aura rahminiz bu bedeni büyütüyor. Kayıtları işliyor. Çünkü bu beden tak gittiğinde ne olacak? Toprağa gidecek. Toprakta minerallere karışacak. Hayvanlar, böcekler falan bunu yiyecekler falan. Düşünsenize yani siz bedeninizi yiyecekler yani. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bir dönüşüm olabilir mi? Yok, olmaz. Dünyada, bu evrende işe yaramayan, hiçbir iş yapmayan kişi bile bir iş yapar. Nedir? Bedende bir dönüşüm yapar. Yer içer, tohumları atar. Ya da onu da yapamıyorsa öldüğünde yani ölmek demek ayrılmak demek, yumurtadan çıkmak, dünya yumurtasından dışarı çıkmak, özgürleşmek o bapta özgürleşmek. Ne oluyor? Yılanlar, çıyanlar bunu yemeye başlıyorlar. İşte burada yine en azından hiçbir şey yapmasan bile senin böyle bir faydan oluyor. Ama velakin kötü işler yaptın, zalim oldun falan filan. İşte orada çok farklı bir metot ve sistem işler. Orada bayağı bir zarar. Bir insanı öldürdün. Ben Müslümanım, ben İslam'ım, cihad ediyorum. Birisini öldürüyorum. Ayvayı yedin. Ayvayı yedin. Sana cihat etmeni söyleyen kim? Cihat nedir? İçtihat demektir cihat. İçtihat. Sen içtihatını gerçekten anladın mı? İçselliğini. O hadda, o sınıra, o dengeye herhangi bir canlıya zarar vermemeyi, bir ağaç da dahil, bir canlı, bir kuş da dahil vermemeyi öğrendin mi? Öğrenemedin ama öğreneceksin o zaman. İşte bunları çok iyi bilmek gerekiyor. Avrupa, Avrupa'daki insanlar, diğerleri, yıllar önce bizim Türkiye'de şu an yaşanan ve Orta Doğu cehennemi, orası bir cehennem, dünyanın cehennem bölgesi Orta Doğu'dur. Dünyanın Araf noktası, Yunanistan'ın belli bir kısmı Türkiye ve belli bir noktaya kadar giden Afrika'nın belli yerleri Araf noktasıdır. Cennet ise Avrupa'nın bugünkü var olan Avrupa'nın ve diğer noktaların varlığına da cennet denir. O yüzden cehennemdekiler bu tarafa doğru bir saldırıya geçmeye çalışıyorlar. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayın. Hiç kimse ne gerçekten inanıyor. Hiç kimse gerçekten kendi inancını uyguluyor. Böyle bir şey yok. Çünkü neden? kendileri bile inanmıyorlar. Bugün en çok kendi tanrısını yad eden kişi en büyük inançsızdır. Buna emin olun ve bir gün gerçekten bu video kalacak. Çünkü ben kitap yapmadım. Ben yaklaşık 12 bin, 13 bin sayfa yazdım. Dosya halinde yazdım ama çıkartmadım. Benim kitabım YouTube. Ben YouTube'u size miras bırakacağım. Ve burada bütün bilgileri alın ve analiz edin. Çünkü bunlar gerçek. Ben daha önce de ne dediysem hepsi yerine oturduysa bu da oturacak. Çünkü gerçek tektir. Aklın yolu da birdir. Başka bir şey yoktur. Şimdi güzel kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Yıllardır sizlere bir şeyler anlatıyorum, söylüyorum, eğitimler veriyorum. Ee, insanları uyandırmaya çalışıyorum. Ama maalesef benim çevremdeki insanlar çoğu uyanmıyor. Bana en çok yakın olanlar hiç benim böyle e, söylediklerimi almıyorlar ama ben gocunmuyorum. Fakat e, elbette ki e, bunun bir de sevindirici tarafı var. Çünkü bir insanı gerçekten kontrol eder gibi bir şeyleri vermek, bir e, direktif vermek veyahut da bir emir gibi ona yaklaşmak hoş bir şey değil. Çünkü her zaman şu vardır. Kişinin kendisinin uyanması Gerekiyor Çünkü bu işin tek bir şartı var. Bir yerden siz uyanamıyorsunuz. Siz kendiniz uyanmadıkça sizi hiç kimse, hiç kimse uyandıramaz. Hani derler ya top atsan duymaz, top atsan uyanmaz. Aynı öyle. Sizi gerçekten seven, size gerçekten aşık olan yine sizsiniz. Sizi uyandıracak olan da sizsiniz. Sizi idrak ve aklı. Sevk edecek olan da yine sizsiniz arkadaşlar. O yüzden e, gerçekten e, günümüzde bazen bakıyorum paylaşıyorlar insanlar şöyle söylüyor işte ya işte inançlı kişi e, inançlı kişi işte inancında aşırıya gitmesin. Evet doğru. İnançsız kişi de inançsızlığında aşırıya gitmesin. Doğru. Peki ne yapacağız o zaman? Nasıl muhakeme edeceğiz? Nasıl konuşacağız birbirimizle? Nasıl yapacağız? Sevgi ve saygı içinde yapacağız. Ama saygı ve sevgi çerçevesinde gerçekten konuşarak birileriyle anlaşmak mümkün değil. Mümkün değil. Yani günümüzde gerçekten mümkün değil. Çünkü eee Sosyal medya ve internet denen bir durum var. Ve burada e, herkes e, özlü sözler paylaşıyorlar falan filan. Bir şeyler yapıyorlar. Ne oluyor? E, herkes biliyor aslında neyin ne olduğunu. Fakat uygulamada bir tembellik var. Uygulamada bir zafiyet var. değil mi? Böyle olaylar gerçekleşiyor. O yüzden e, değerli kardeşlerim e, benim size söyleyeceğim tek bir şey var. Son olarak böyle konuyu özetlemek istiyorum sizlere. E, Kendini Hazreti Meryem ilan eden o zavallı, zavallı gerçekten çok üzülüyorum. Kendisine buradan çok acıyorum, üzülüyorum. Böyle bir durumu tercih ettiği için gerçekten çok nasıl büyük bir olay ve travma yaşamış ki böyle bir durumu artık kendini içine sokmuş. O onun kendi bileceği iştir. Kendi tanrısıyla, kendi yaratıcısıyla, kendi yaratıcı bedeniyle demek istiyorum. Dışarıda bir şey yok. <laughs> Sakın ha dışarıda bir şey aramayın. Bak dışarıda aramayı kesin artık. Kendinizle yüzleşin ya. Devamlı kendinizle yüzleşin. Aman ha gözünü seveyim. Nasıl bir olaya geldi bilmiyorum. Ee, aşının etkisi olabilir. Aşı da olabilir. Veya ne bileyim bir travma yaşamıştır. Çocukluğunda bir e, taciz yaşamıştır. Bir şey yaşamıştır. Bir travma vardır. Veyahut da çevresinde çok fazla be, bir ilgi görmemiştir. E, Veyahut da e, birine çok aşıktır adam ona yüz vermemiştir veya birine aşıktır adam farklı bir e, bir yere bir noktaya gitmiştir kadın bir travma yaşamıştır büyük ihtimalle de böyle bir durum var ya da gitmiştir bir tane şey üfürmüştür ona hamile kalmıştır acaba buna nasıl bir kılıf uydurayım falan demiştir falan filan bir sürü şey olabilir fakat ama ben şunu söylüyorum bu gibi insanlar cehaletten beslenirler vampir gibi bunlar kan emici asalaklardır sizin kanlarınızı sömürürler. Enerjilerinizi sömürürler. Bakın etrafındaki insanlara bir bakın. Hepsi cahil. Cahil. Bir şey bilmiyor. Çünkü neden? Bu kadın otoriteyi seviyor. Bu kadın emredecek. Şunu yapın, şunu getirin, şöyle olun. Bize karşı çıkacaklar. Bizi şöyle yapacaklar diye. Tabii ki herkes birbirine karşı çıkabilir. Veyahut da senin fikirlerini kabul etmeyebilir. Ve fikirlerimi kabul etmediler ama ben bir cemaat mi kurdum? Ben arkamdan bir sürü mühürit mi topladım? Yok. İstesem en alasını yapardım. Yapmam. Niye? Çünkü benim yolum o değil. Ben insanları uyandırmayı seviyorum. Bilgilerimi paylaşmayı seviyorum. Bu kadar. Ben kendi danışanlarıma bile bak öğrencilerime bile diyorum ki Kenan de ya da Kenan Bey de ya da Kenan abi de. Hoca deme. Öğretmenim deme. Şunu deme bunu deme. Hiçbir şey deme. Bana hiçbir şey söyleme. Kenan de. Benim bir adım var ya. İsim diyoruz. Bak isim, is isim sim sim. Sim parlak demektir. E benim inisiyemde bir parlaklık var. Ona da adım işte yani Kenan. Kenan de. Kenan abi de. Böyle hitap edin. Ya bırakın. bazı reis. Yok bilmem kim. Boş işler arkadaşlar. Türkiye'de ee, maalesef e, ben İsviçre'de olduğumdan beridir ne siyaset duydum, ne din duydum, ne bir şey duydum. Bak şu çalan çan var ya, ondan başka dinle ilgili hiçbir şey görmedim ya arkadaş, görmedim yani. Ya o da adamlar nasıl, ya e, Hristiyan bile adam sana selam veriyor, ya Yahudi selam veriyor. Normal dini olmayan da selam veriyor. Ya buranın Müslümanı da selam veriyor benimle konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani İsviçre şey, çok güzel bir yer. Güzel kanunlarla şey dizay, dizayn, edilmiş ve gerçekten sistemleri çok iyi adamların. Saygı duyuyor sana yani. Ya inekleri bile mutlu yani buranın. Düşünebiliyor musunuz? Ve yüksek güvenlik sistemleri var adamların. Ve şimdi daha çok arttırdılar mesela güvenliklerini. Yani ve böyle bir yerde yaşıyorsunuz. E şimdi sen kalkıp da burada bunu alıp da arkadaş ya şu, <laughs> de vereyim kalem de vereyim. Kalemi alıp da yere atar mısın ya? Ya utanırsın ya. Utanırsın çünkü herkes tertemiz ya. Adam çöpünü topluyor kabının önüne koyuyor. Ondan sonra onu olaya götürüyor veriyor geliyor çöp koyuyor, alıyor. Ya yerlerde bir tane çöp yok ya. Ha bu hikayemde de paylaştım Instagram'da. Kenan Cihan Enerji'de. Yok ya arkadaş yok. Ya sen bir tane yere bir şey at. Bak senin arkandan kaç kişi gelecek? İnsanca yaşıyorlar ya. Ya bu zor değil. Bunu Türkiye'de yapabilir. Fakat Türkiye'nin bunu yapması için 50 yıl lazım. 100 yıl lazım. Çünkü çok geriye gittiniz. Neden? Eğitimsizlik. Eğitimsizlik arkadaşlar ya. Bu kendini Hazreti Meryem ilan eden kadın sizin cahilliğinizden faydalandı. Sizin açığınızı gördü. Türkiye'nin açığını gördü. Türkiye'nin açığı cehalettir. Bugün sizin başınızdaki adam nasıl geldi başa? Açığı gördü açığı. Çünkü bütün gençlerin hepsi abi, reis, kral kelimelerini kullandıklarını ve mafya kültürünün var olduğunu gördüler. Ya o adam dizide oynuyor dizide ya. Çakır mıydı ne? Çakır ölüyor. Dizide hayal ürünü bir adamın cenazesini yaptılar. Türkiye'de. Tabii ki adam bunu gördü. Bunu gördü. Bunu gördü ne oldu? Ben bunları kullanırım dedi. Kullanılıyorsunuz. Kullanıyor sizi. Hepsi kullanıyor. Bütün siyasiler. Hepsi kendi cebine işliyor. Size değil. Uyanın. Onlar sizinle değiller. Çünkü onlar monarşi ve krallık ve hanedanlığı sevenler. Ama halk bütünüyle uyanmadan hiçbir şey olmaz. Ancak kendini Atatürk, A ben Atatürk'üm diyenleri görürsünüz. Ben Meryoğak, Meryem ben Meryem'im diyenleri görürsünüz. Bir tanesi çıkar ben İsa'yım der. Bir tanesi çıkar der ki ben Muhammed'im falan der. Bir tanesi çıkar ben Musa'yım der. Bir tanesi de çıkar ben Firavun'um o dedi zaten de. Bir tanesi de ben Deccal'im der o da dedi. Dediler ama siz görmediniz. Çünkü onların deme lisanlarını fark etmediniz daha hala. Ama yaşıyorsunuz. Ama onları sadece o noktayı bir türlü onlara şey yapamadınız, yakıştıramadınız değil mi? Hani kendinize tanrısal bir gücünüzün olduğunu yakıştıramadığınız gibi. Neden sizin tanrısal gücünüz olmasın ki? Neden ya? Sebep ne? Sebep ne yani? 1400 yıl önce, 1500 yıl önce, 3000 yıl önceki adamın öğütlerini dinliyorsunuz. Canlıların şu anki gönlüsü. Neyse girmeyeyim oraya. Şu anki var olan size bir şeyler düşündürmeye sevk eden diyelim ya. Sevk eden. Kendini falan ilan edenler de değil. Mesih diye ilan edenler de değil. Ya kısacası biz bile ya bir şey söylüyoruz ya. Diyoruz ki ya bir fark et ya. Fark et kardeşim de. Güç sende diyorum bak. Bak benim arkamdan gel demiyorum. Yanımda dur demiyorum sana. Ya kendini fark et. Kendini ya kardeşim ya. Canım benim ya ömrün geçiyor. Zamanın geçiyor. Bir uyansanıza. Adamlar sizin gibi yiyor, içiyor, sıçıyor, işiyor lan. Ya adamlar sizin gibi gelmişler, bilmiyorlar. Neyi fark etmişler? Sizin cahil olduğunuzu fark etmişler. Sizin eğitimsiz olduğunuzu fark etmişler ve sizi kullanıyorlar. Bugün yeryüzünde, dünyada, cihanda en çok medeniyet nerede kuruldu? Anadolu'da. Neden? Çünkü cahil insan çok. Tabii ki adam güçlü adam geliyor oraya güçsüzlere diyor ki ben sizin kralınızım diyor. Hoppala bir bakıyorsun Akatları kurmuş. Hoppala bir bakıyorsun Sümerleri kurmuş. Hoppala bir bakıyorsun Hititler kurulmuş. Veya da ne bileyim Bizans kurulmuş falan filan. Osmanlı hele o işi tam açığa çıkma noktası Osmanlı yani. Adam bir aile yani. Firavun'un üç gün kireçli suda kalmış hali bir aile yani Osmanlı. Ne ki Osmanlı? Arapça yazıyor. Neresi Türk? Türk olsa Göktürkçe yazardı. Adam Türk değil ki. Tabii ki gidecek Arapçaya benzer, İbranice'ye benzer yazacak. Çünkü o familyadan onlar. Türk değiller. Türk olsa Gök Türkçe yazar. Karahan, Karahan oğulları, beyliği niye araştırmıyorsunuz? O adam niye Türkçe konuşuyordu da Osmanlı Türkçe konuşmuyordu? E burayı çok iyi bilmek lazım yani. Yani tarihin hepsi yalan. Size anlatılan din tarihi, Siyasi tarih, toplumlar tarihi. Hepsi yalan. Hepsi uydurma. Peki gerçek tarih nedir? Gerçek tarihi söyleyeyim mi? Bugün. 28 Mart. 2024. Gerçek tarih bu işte. Artık buradan da ne anlarsanız. Size çok, çok, çok seviyorum. Size çok saygı duyuyorum. Esen kalın, hoş kalın ama en güzeli hep kendinizde kendiniz kalın. Kendinizi sevin ya. Vallahi kendinizi çok sevin. Kendinizi çok severseniz, evreni de çok seversiniz, canlıları da çok seversiniz. Çünkü ne demiş büyük atalarımız? O güzel insanlar iğneyi kendine batır, çuvaldızı başkasına. Neden? Çünkü sen iğneyi batırdığında canının acıdığını, bir iğnenin bile canının acıttığını anlarsın. O yüzden çuvaldızı başkasına batırmazsın. Sevgiler saygılar sunuyorum hepinize. Hayırlı bir akşam diliyorum.